Herkese merhaba. Mitolojik resimler nasıl okunur serimize sonunda başlıyoruz. İlk videomuz Venüs'ün doğuşu ile ilgili olacak. Neden diye soracak olursanız aslında mitolojinin öyküsüne baktığımızda pek çok sahne var. Buraya gelene kadar ama resim sanatına yansıyan pek bir sahne yok. Yani buraya kadar e, Venüs'ün doğuşuna kadar uzun uzun anlatılar var. Dünyanın yaratılışı ile ilgili, evrenin yaratılışı ile ilgili her şeyden önce bir boşluk vardı. Kaos diye başlayan ve uzun uzun anlatılarla süslenen bir serüven var. Ve biz bu serüvenin Venüs'ün doğuşuna bakmak durumundayız. Çünkü aslında mitolojik resimler Venüs'ün doğuşu konusuyla başlıyor. Tabii ki de tarihi olarak bahsetmiyorum ya yani kronolojik olarak değil konu bazında. Venüsün doğuşundan başlıyor. Biz de bu yüzden Venüsün doğuşu tasvirlerinden başlayacağız, betimlemelerinden başlayacağız. Venüsün doğuşunun farklı dönemlerde farklı sanatçılar tarafından nasıl yapıldığını, dönem özelliklerini anlatacağım. Böyle dolu dolu bir video olacak. Ee, daha sonra da bu serimize devam edeceğiz. Yine Venüs'ten devam edeceğiz. Farklı tanrı ve tanrıçaları işlemeye devam edeceğiz. Bunun yanı sıra dönemler serisine de devam ediyor olacağım. Yani romantizmde bırakmıştık en son, romantik dönemden sonra neler oldu? İşte oryantalizm, realizm gibi konuları da elbette anlatıyor olacağım. Hatta bu bölümde de bir noktada açık kapı bırakacağız. Daha sonra anlatacağım başka bir bölümde realizmde çok önemli iki eser var: Kırdı Yemek ve Olimpia. O videolarla bu videoları birleştirdiğiniz zaman sanat tarihi de size daha anlamlı gelmeye başlayacak. Diye düşünüyorum. Şimdi e, Venüsün doğuşu hikayesine başlayalım. Aslında bizim amacımız resmi anlatmak. Biz bu yüzden resimlerin arkasındaki hikayeyi uzun uzun okumak zorundayız. Evet ama anlatırken karşımızdakinin anlayacağı derecede, hikayeyi resmi tanıyabileceği derecede anlatmamız gerekiyor. Aslında bunun adı ikonografi. Yani buna ikonografi deniyor. İkonografi simge bilim demektir. Ve resimlerdeki çözümlemelere aslında ikonografik çözümlemeler diyoruz. Mesela Venüs nasıl gözükmeli? Venüs'ün sembolleri nelerdir? Ya da mitolojiden değil de Hristiyanlıktan bir örnek verelim. İncil resimlerinden bazı örnekler verelim. Mesela Meryem'e müjde resimlerinde Meryem nasıl durur karşısındaki Gabriel melek ona nasıl gözükür o anda ortamda bulunan nesneler nelerdir o nesnelerin sembolleri nelerdir dönem özellikleri nelerdir aslında ikonografi tam olarak bu ve daha önce kitap tavsiyeleri videolarını izlediyseniz orada Serap Yüzgüller ve Uşun Tükel'in yazdığı bir ikonografi kitabından bahsetmiştim. Yine Bedrettin Cömert'in mitoloji ve ikonografi kitabından bahsetmiştim. Bu kitapları alıp okuyup en azından hem mitoloji hem Tevrat hem de İncil sahneleriyle ilgili ikonografik çözümlemeler nasıl yapılır bu videolarla birlikte destekleyici olarak okuyabilirsiniz o kitapları da. Şimdi benim size anlatacağım noktada Venüsün doğuşuna bakmamız gerekiyor. O Bu yüzden e, tanrılardan bahsetmemiz gerekiyor, yani antik Yunan tanrılarından bahsetmemiz gerekiyor. Antik Yunan tanrıları aslında e, birinci nesil Titanlar, ikinci nesil Titanlar ve Olimpos tanrıları olarak üç gruba ayrılabiliyor. Şimdi birinci nesil Titanların babası kim? Uranos. Peki Uranos'un oğlu kim? Kronos. Şimdi bunların çok uzun elbette hikayeleri var. Ancak ben bu hikayeleri uzun uzun anlatıp da bu videoları mitolojik hikayeler atölyesine ya da burada mitolojik öyküler kanalına dönüştürmek istemiyorum. Bunlar sizin biraz da mesela Şefik Can'ın ya da Azra Erhat'ın kitaplarından okuyacağınız uzun uzun mitolojik anlatımlar. Ee, bu anlamda da Azra Erhat mitoloji sözlüğünü Şefikcan e, mitoloji kitabını tavsiye ederim. Şimdi e, Uranus'un oğlu Kronos'la e, bir derdi var. Aslında Kronos'un da Zeus'la bir derdi olacak ya da her oğlun bir babayla problemi olacak. Bu baba oğul problemlerinden iyi ki ve tarihte de her mitolojide ya da her krallıkta görebileceğimiz gibi Uranos'la Kronos arasında yaşanıyor. Ve Uranos Yeryüzü Gaia'ya sahip olabilmek için her gece onun üzerine çöküyor. Onunla zorla birlikte oluyor ve bu birliktelikten çocuklar doğuyor. Bu çocuklardan biri de Kronos. Ve Kronos annesinin içine saklanıyor. Aslında dünyanın içine saklanıyor. Dediğim gibi basitçe anlatıyorum ve Kronos'un da bir tırpanı var. Kronos zamanı temsil eder. Kronos'un anlamı zaman baba demektir. Tırpanı vardır, kum saati vardır, yaşlı bir adam görünümündedir. Ee, kimi zaman beyaz, kimi zaman siyah kanatları vardır. Onunla ilgili anlatılara ve resimlere de elbette gireceğiz. Sadece şu olaydan bahsetmek istiyorum burada. Uranos bir gece yine Gaia'nın üzerine çöküyor ve Gaia'nın üzerine çöktüğü zaman Kronos yerden kalkıyor. Kronos yerin içinden çıkıyor ve Uranos'un cinsel organını kesiyor. Kesilen cinsel organdan çok fazla kan ve sperm dünyaya saçılıyor. Her bir sperm damlasında ve her bir kan damlasında yeni bir yaratım oluşmuş oluyor. Ve en sonunda bu cinsel organ Akdeniz'e düşüyor ve Akdeniz'i dörlüyor. Akdeniz'den köpükler çıkmaya başlıyor. Fakur diyor Akdeniz ve en sonunda da bu köpüklerin arasından güzellik tanrıçası olarak bilinen Afrodit ya da Roma mitolojisindeki ismiyle Venüs doğuyor. Şimdi benim de sizlere bu anlamda ilk anlatacağım eser yani Venüs'ün doğuşu ile ilgili anlatacağım ilk eser elbette Sandro Botticelli'nin 1486 yılında yaptığı Venüs'ün Doğuşu eseriyle başlayacağız. Ama bu eseri anlamak için şu hikayeyi kısaca bilmemiz gerekiyordu. Dediğim gibi çok yüzeysel anlattım. Kronos, Uranos'un babasının cinsel organını kesiyor, cinsel organ Akdeniz'e düşüyor ve o köpüklerin arasından Venüs doğuyor. Ve Venüs bir istiridye kabuğu üzerinde doğduktan sonra Kıbrıs sahillerine kadar batır rüzgarlarıyla seyahat ediyor ve o seyahatin sonunda da Kıbrıs sahillerine ayağını basıyor. Şimdi 1486 yılında Sandro Botticelli'nin yaptığı esere bir bakalım. Botticelli'nin 1486 yılında yaptığı ve günümüzde Floransa'daki Uffizi Galerisi'nde sergilenen Venüs'ün Doğuş adlı eseri hiç şüphesiz bu konuda yapılmış en ünlü eser olarak karşımıza çıkar. Afrodit'in Roma'daki adı Venüs olduğundan ve Rönesans ressamları antik Roma sanatını ve mitolojisini resimlerine temel aldıklarından bu eser Afrodit'in doğuşu değil de Venüs'ün doğuşu adını alıyor. Eğer bu konuda bir kafa karışıklığınız olur da Rönesans resim sanatı ile ilgili bazı şeyleri merak ederseniz Rönesans videomu da bulabilirsiniz. İtalyan Rönesansı ve Kuzey Rönesansı videomu izlemiş olursanız daha faydalı olur bu videolardan önce. Aslında bu resim Venüs'ün doğumu ile ilgili olan Angelo Poliziano'nun bir şiirinden yola çıkılarak resmedildi. Eserin merkezinde Venüs'ü utangaç bir şekilde deniz kabuğunun üzerinde yolculuk ederken görüyoruz. Kompozisyonun sonunda batı rüzgarının tanrısı Zephyrus ve Kloris birbirlerine sarılmışlar ve üfledikleri rüzgarla yeni doğan tanrıçayı sahile doğru taşıyorlar. Venüs'ü kıyıda bekleyen kişi ise mevsimleri simgeleyen tanrıça Horai. Venüs'ün doğuşu ile birlikte dünyada ilk baharın başladığını betimlemek isteyen sanatçı Horay'ın elbisesini de ilkbaharı temsil eden çiçeklerle donatmış. Resim aslında mitolojik bir anlatımdan çok Hristiyanlık anlatımına sahip. Rönesans'ın yükselişte olduğu dönemlerde zengin ailelerin siparişi olan mitolojik sahneler çoğu zaman ya dini mesajlar veriyor ya da kamu spotu gibi öğretici mesajlar içeriyorlardı. Antik Yunan ve Roma sanatına öykünmelerin çok olduğu Rönesans resim sanatında Pagan inançlar yani çok tanrılı inançlarla Hristiyanlık arasında böyle bir ilişki kurulması ve birbirine karıştırılması harika bir yenilik aslında. Anlatılmak istenen Hristiyanlığın utangaç ve güzel doğuşudur. Dikkat ederseniz Venüs oldukça utangaç gözüküyor. Hatta vücut dili de bunu net bir şekilde ifade ediyor. Mesela baktığınız zaman Venüs'ün saçlarıyla göğüslerini ve cinsel organını Örktüğünü görürsünüz, biraz utangaç olduğunu görürsünüz. Bu çok önemlidir çünkü bundan sonra göstereceğim örneklerde Venüs bu kadar da utangaç olmayacak. Burada Venüs'ün çıplak resmedilmesi erotik bir çabadan çok sadelik ve yalınlığı belki de ruhun saflığını anlatmak için kullanılmış bir detaydır. Tek ayağı önde olan Venüs antik Yunan heykellerinde de karşımıza çıkan bu kontrapos duruşla zarif ve minimal bir şekilde hareketli gösteriliyor. Bu anlamda Sandro Botticelli Rönesans sanatçılarına uygun bir esere imza atıyordu diyebiliriz. Antik dönemlere ilginin artmasıyla birlikte resimde ve heykelde bu dönemdeki örnekleri yinelemeye ve yenilemeye çalışan sanatçılar çoğu zaman antik dönem heykellerinden ilham alarak eserlerini ortaya koyuyorlardı. İşte burada Venüs'ün kontrapost dediğim duruşu antik döneme yapılan öykünmenin en güçlü kanıtlarından biridir. Bu kontrapost duruş dediğimi de şöyle tarif edeyim. Aslında tek ayak hareket ediyormuşçasına yapılan bir harekettir. Ee, bir ayağı önde gösterir heykelleri. Daha hareketli gösterebilmek adına bir ayağı öne alıyorlardı. Ya da dizi kırarak vücuda bir S formu veriyorlardı. Buna genel anlamda kontrapost duruşta diyebilirsiniz aslında. Dediğim gibi antik Yunan'a öykündüğü için Rönesans sanatçıları... Antik Yunan'ın klasik heykelleri gibi resimler ve heykeller üretmek istedikleri için doğal olarak kendi yaptıkları resimleri ve heykelleri onlardan örnek alıyorlar. Onların duruşlarını taklit ediyorlar. Onlara benzer kompozisyonlar ortaya koymaya çalışıyorlar. Botticelli'den sonra pek çok sanatçı Venüs'ün doğuş anını kendi üslup ve stillerinde resmetmeye çalıştı. Botticelli Rönesans dönemi özelliklerini eserinde incelikle yansıtmayı başardı ve kendi döneminde tanınan ve bilinen önemli sanatçılardan biri haline geldi. Sanatçıdan da biraz bilgi vereyim. Kariyerine aslında kuyumculuk öğrenerek başlayan sanatçının eserlerindeki dekoratif kaygı belki de buna dayanıyor diyebiliriz. 1470 yılında kendi atölyesini kurduğunda oldukça önemli bir sanatçı olarak kısa süre içinde bayağı bir ün yaptı. Ancak asıl ünü Venüs'ün Doğuşu ile yakaladı. Bu eserin bu kadar beğenilmesinin ardından Floransa'nın en güzel kadın olarak bilinen Simonetta Vespucci'nin de önemli bir katkısı vardır diyebiliriz. Simonetta Vespucci, Amerigo Vespucci'nin de uzaktan akrabasıdır. Ve hem Sandro'nun hem de pek çok Rönesans ressamının, Floransalı ressamın resimlerine modellik yapmıştır. Güzelliğiyle ünlü bir modeldir. Botticelli Simonetta'yı pek çok kez resmetti ve 22 yaşında ölen bu genç kızı sonsuza kadar yaşatmakla kalmayıp güzelliğinde sembolü haline getirdi. Evet ilk eserimiz Sandro Botticelli'nin Venüs'ün doğuşuydu. Dediğim gibi o Rönesans estetiğini de çok iyi hissedebildiğimiz bir eserdir. Rönesans estetiği aslında şudur. Konuyu hiç bilmeyen insanların, başka dine mensup insanların da işte Hristiyanların, Paganların, Müslümanların, Hinduların, Budistlerin neyse bakıp da haz etmelerini ister Rönesans sanatçıları. Yani Rönesans'ta estetik önemli bir durumdur. Ama da daha sonra kuzeyler bu durumu biraz daha değiştirecek ve işin içine biraz çirkinlik katacaklar ki bu da benim çok sevdiğim bir şeydir. Evet ikinci örneğimizde Nicolas Posse'nin Venüs'ün Doğuşu adlı eseri olacak 1635-36 yıllarında yapılan önemli bir eser. Şimdi esere yine detaylıca bir bakalım. Venüs'ün doğuşu sahnesinin en başarılı örneklerinden birini de Fransız barok resmin en önemli temsilcilerinden biri olan Nicolas Poussin veriyor. 17. yüzyıl boyunca kısa zamanda tüm Avrupa'ya yayılan barok sanat ülkeden ülkeye bazı küçük değişikliklerle icra edilen bir sanat anlayışı. Barok sanatı da merak ediyorsanız hem İtalyan barok sanatı hem de Kuzey barok sanatı videoları yine kanalımda var. Videolar kısmından o iki videoyu da izlerseniz en azından bu resme bakış açınızı daha da derinleştirecek bilgi donanıma sahip olursunuz. Hele orada tavsiye edilen kitapları da okursanız barok konusunda oldukça derin bir bilgiye sahip olmuş olursunuz aslında. Fransız sanatı diğer barok ustaların kullandığının aksine kumaş ve kıyafetleri çok renkli boyalar kullanarak resmediyor. Burada gördüğümüz renk cümbüşü ve uçuşan formlar ile genel olarak manierist bir eser zannedebilirsiniz ilk baktığınızda. Ancak barok sanat farklı kıvrımlarda ve derin çizgilerde kendini gösterecektir. Kumaşların kıvrımlarına ve aralarına atılmış gölgelere bakın. Her biri birbirinden hareketli gözüken figürlere ve bu figürlerin bedenlerindeki derin kas çizgilerine bakın. Bu çizgiler gerçeklik hissini arttırdığı gibi diğer yandan da figürlerin hareket halindeymiş gibi gözükmelerine büyük destek veriyor. Venüs bu kompozisyonda çeşitli deniz canlılarının ve yaratıkların çektiği bir istiridi üzerinde daha kalabalık bir şekilde çıkıyor kıyıya. Eşlikçilerinin içinde Venüs doğduğunda henüz daha ortalıkta olmayan, henüz doğmamış, yaratılmamış olan Poseidon da sahneye eklenmiş. Üç dişli yabası ve atların çektiği arabasıyla Venüs'ün yanında yolculuk yapıyor denizlerin tanrısı. Ancak her ne kadar biz burada Venüs'ün doğuşu kompozisyondan bahsetsek de Poseidon'un kompozisyonun içinde yer alması çoğu kişinin kafasını karıştıran bir durum oldu. Bazı eleştirmenler bu sahnenin bir geçit törenini yansıttığı yönünde görüş bildiriyorlardı. Venüs bir deniz kabuğunun üzerinde yolculuk ediyor ancak akıllara başka bir mitolojik karakter olan Galatea da geliyor aslında. Resmin asıl konusu belirsizliğini korumakta ancak ben yine de sizlere bu eseri tanıtmak istedim. Burada bir Venüs tasviri yoksa bile Posse'nin pek çok Venüs resminden etkilenerek bu kompozisyonu buna göre tasarladığı çok açık. Eser bir dönem Büyük Katerina olarak bilinen Rus İmparatoriçesi 2. Katerina'ya aitmiş. Bugün Çerçevesinin üzerine dikkatle bakıldığında Hermitage Müzesi'nin envanter numarası ve Rusça bir yazı da görülebilir. Uzun yüzyıllar Rusya'da kalan bu muhteşem eser 1930 yılında Sovyetler tarafından satıldığından beri Philadelphia Sanat Müzesi'nde sergileniyor. Evet ikinci Venüs doğuşu ya da ona yakın bir e, konu desek de. yani tartışmalar var ama şunu da belirteyim. Bence bayağı bir Venüs'ün doğuşu tasviri. Yani hani bunun Galatea falan olmasının pek mümkün olmadığını düşünüyorum. Çünkü zaten Banok sanatlı özellikle sanatçılar... Böyle ikonografik konuları biraz değiştirirler. Yani illaki mitolojik anlatıya, Tevrat anlatısına ya da İncil anlatısına çok bağlı kalmazlar. Biraz değişiklikler katarlar, sahneyi süslerler, bazen daha dramatik bir hale getirirler, bazen daha komik bir hale getirirler. Zaten biz bu süreçte özellikle de Venüs sahneleriyle birlikte ee, bu mizahi yönünde, duygusal ve dramatik yönünü de oldukça inceliyor olacağız farklı farklı resimlerle. Evet sıradaki örneğimizde William Adolf Bogerun'un 1879 yılında yaptığı Venüs'ün Doğuşu adlı eseri. Şimdi bu esere biraz bakalım. Bu resim güzellik tanrıçasının doğumu için yapılmış en güzel eserlerden biridir. Burada akademik resim sanatı döneminde yapılmış bir Venüs'e bakıyoruz. Bogueru Fransız akademik resim sanatının en ünlü isimlerinden biri ve bu eserinde de ustalığını konuşturuyor. Rönesans ustası Botticelli'ye meydan okuyor diyebiliriz. Sanatçı klasik ve mitolojik sahneleri kendi özgürlüğü ile tuvale aktarır ve daha modern sahneler oluşturur. Daha 1800'lere uygun sahneler oluşturur diyelim. Onun sanatında özellikle kadın ve çocuk figürleri ön plandadır. Diğer resimlerine de bakarsanız bunu hemen fark edersiniz. Bu resimde de çok sevdiği kadın ve çocuk figürlerinin büyük bir ustalık ve gösterişle tuvale aktarıldığını görüyoruz. Esere baktığımızda tıpkı Botticelli'nin yaptığı gibi Venüs'ü bir deniz kabuğunun üzerinde süzülür gibi poz verirken görüyoruz. Sahnenin merkezinde yer alan Venüs hem sahnenin ana kahramanı hem de resme dikeylik ve anıtsallık katan özenli bir figürdür. Duruşu yine antik Yunan heykellerini andırıyor. Kontrapost duruşta vücut ağırlığı tek ayağın üzerine bindiriliyor ve figürün vücudu hafif yana doğru eğiliyor. Bundan zaten Venüs'ün doğuşu videosunda da bahsetmiştim. Antik Yunan heykel bu duruşu daha hareketli heykeller elde etmek için uygularken sanatçımız bu heykellere e, klasik bir gönderme yapmak için aslında tercih etmiş diyebiliriz. Botticelli'nin Venüs figürüne göre daha erotik ve daha cesur bir sahne resmedilmiş. Botticelli'nin Venüs'ü utangaç elleri ve saçları ile cinsel organını ve göğüslerini saklamaya çalışırken, Boggiano'nun Venüs'ü cüretkar bir şekilde güzelliğini sergiliyor. Dolgun vücudu ve bembeyaz teni ile dönemin güzellik ve erotizm anlayışına uygun resmedilen Venüs, kendinden emin ve güzelliğinin farkında olan bir tanrıça olarak karşımıza çıkıyor. Bu eserde güzellik tanrıçası Afrodit'in utangaç değil de daha erotik bir şekilde karşımızda durmasını istemiştir sanatçı diyebiliriz. Peki Venüs'ün yanındaki diğer figürler kimler? Onlar da Venüs'ün sembolleri ve mitolojide Venüsle ilişkilendirilen figürler. Mesela suyun içinde gördüğümüz yunus figürleri zaten doğrudan tanrıçanın sembollerinden Bazıları Venüs'ün iki yanında yer alan erkek ve kadın figürleri mitolojik figürlerdir. Erkekler centur adı verilen at gövdeli yaratıklardır. Kadınlar ise ninf adı verilen süperileridir. Bu figürler aşk tanrıçası Venüs'ün sahnesine yakışır bir şekilde resmedilmişler. Yani nasıl resmedilmişler? Tabii ki de aşk tanrısı Eros ama sonuçta Venüs de her zaman aşk hikayeleri ilişkilendirildiği için dikkat ederseniz kompozisyonun içindeki bütün figürler birbirine aşıklarmış gibi bakıyorlar. Hepsi sevgi dolu resmedilmişler. Tabi sevgi dolu derken aynı zamanda erotik bir sevgi olduğunu da söylemekte fayda var. Resmin sol alt kısmında ise bir başka erkek figürü deniz kabuğunu üflüyor. O bir triton yani su Deniz kabuğunu üfleyerek çıkardığı sesle güzellik tanrıçasının doğumunu müjdeliyor. Gökyüzünde uçuşan küçük bebek figürleri içinde ise dikkat çeken bir figür var. Elinde bir ok ve yay tutuyor. Bu da Venüs'ün oğlu olarak da bilinen Kupit Eros'tur. Sanatçı hayatı boyunca genellikle kadın ve çocuk figürleri yaptı ve bunları oldukça sevgi dolu, huzurlu, mutlu bir aile gibi resmetti. Kendi deneyim ve zevklerini Venüs'ün doğumuna da yansıtarak her ne kadar erotizm dolu bir sahne gibi gözükse de figürlerin birbirleriyle olan ilişkileri sanki dünya dışı mitolojik bir aile gibi gözükmelerini de sağlar. Hepsinin gözlerinde sevgi dolu bakışlar var. Güzellik tanrıçasının doğumunu değil de sanki minik bir bebeğin doğumunu izler gibiyiz. Sahne gerçekten sevgi ve şefkat dolu da diyebiliriz. Evet, gelelim bir diğer eserimize. Alexander Cabanel'in ki hepimizin aslında Falling Angel yani düşmüş melek eseriyle bildiğimiz bir sanatçıdır. Onun yapmış olduğu ve 1863 yılında sergilenen Venüs'ün Doğuşu eserine bakacağız. 1863 sergisini bir kere unutmamak lazım. Bunu size başka bir videoda uzun uzun anlatacağım ve bu resmi yine kullanacağım. Hatta bu videoyu referans vereceğim ama o kadar uzun uzun yani iki sergiden ve serginin mantığından bahsetmek yerine size Cabanel'in Venüs'ünü anlatmaya çalışacağım. Sanat tarihinde karşımıza çıkan en muhteşem Venüs tasvirlerinden biri de kesinlikle Cabanel'in versiyonu. Cabanel'in Venüs'ü bir kere çok göz alıcı. Gökyüzünde uçuşan kupitler eşliğinde denizin dalgaları arasında beliren upuzun saçları ve sanki tüy kadar hafifmiş gibi gözüken bedeniyle suyun üzerinde dalgalanıyor. Saçları bile suya batmıyor ve denizin üzerinde saçları da böyle ahenkle yüzüyorlar. Hırçın deniz sırf Venüs rahatsız olmasın diye sakinleşmiş gibi ileride en kanlı savaş tanrısı olarak bilinen Ares yani Mars'ı bile sakinleştirecek olan güzellik tanrıçası büyük bir huzur içinde yolculuk yapıyor. Küçük kupitler deniz kabuklarını üfleyerek güzelliğin doğuşunu müjdeliyorlar. Diğer örnekleriyle kıyaslandığında bu eserin biraz daha müsteşen olduğu dikkatinizi çekmiştir. Venüs sanki uyuyor gibi yaparken tüm güzelliğini sergiliyor ve çaktırmadan bizi izliyor gibi. Bizi izlemesi önemli bir nokta. Bu bilgi yani daha sonra başka videolarda da anlatacağım özellikle Salon Paris sergisinde Manet'in Kır ve Olimpiya resimlerini anlattığım zaman daha büyük anlam bütünlüğüne kavuşacak olan bir takım kıyaslamalarla birlikte daha da çok mantığınızı oturacak bir resim aslında. Kısacası aslında demek istediğim şu. Venüs dikkat ederseniz sizi gizlice izliyor gibi ve o dönemde 1863'te çoğu serginin sadece erkekler tarafından ziyaret edildiğine ve resimlerinin çoğunun da erkekler tarafından yapıldığına dikkat ettiğimizde oldukça ilginç bir detay. Neden? Çünkü bir erkek olarak resme baktığınızda direkt kadının güzelliği, işte bacakları, göğüsleri, kalçası vesaire dikkatinizi çekiyor. Ve yavaş yavaş yüzüne doğru baktığınızda bir anda aslında gözlerinin hafif kısık olduğunu ve o kısık gözlerinin arasında sizi izlediğini fark ediyorsunuz. Bu da izleyicinin resimle kurduğu bir bağdır aslında. Yani izleyici resimle bu noktada etkileşime geçtiğini hisseder. E bu da çok yaratıcı bir detaydır aslında. Her ne düşünürsek düşünelim Venüs bize bakıyor. Biz ise istemsizce bedeninde gezdiriyoruz gözlerimizi. Sonra daha karanlık bir noktaya başına ve gözlerine doğru baktığımızda onunla göz göze geliyoruz. Paris salonundaki izleyiciler bu detayı fark ettiklerinde utangaç bir tavırla böyle Venüs'ün gözlerinden gözlerini kaçırmış olabilirler mi? Evet, aslında kaçırmış olabilirler ve dediğim gibi Paris salonu çok önemli. Özellikle 1863 sergisi inanılmaz önemli. Biliyorum birkaç videodur bunu söylüyorum. O sergi bir kırılma anı. O sergiyi anlattığımda çoğu parça oturacak. Neden bu kadar bekliyorum? Çünkü klasik sanattan biraz daha anlatmak, biraz daha faydalanmak istiyorum. Çünkü 1863 akademik olarak da literatürde modern sanatın kapılarının açıldığı sergi olarak bilinir. Ve özellikle o serginin sebep olduğu ilk modernist sergi reddedilenler sergisi de çok çok önemli ve anlatacağım konuların arasında yer alıyor bu iki önemli sergi. Evet, Kabanelim Venüs'üne tekrar başka bir videoda değineceğiz. Ancak e, şimdi Barok döneme tekrar bir dönelim. Diego Velázquez'in yapmış olduğu Aynalı Venüs adlı eserine bir bakalım. Venüs'ü resmetmek cesaret ister. Hem de her anlamda cesaret ister. Özellikle de 17. yüzyıl İspanya'da yaşayan bir ressamsanız baya bir cesaret ister. Çünkü çıplak bir Venüs'ü resmetmek demek İspanyol engizisyonunu da karşınıza almak demektir. Velázquez'in katı din kurallarını hiçe sayarak yaptığı bu cesur kompozisyon 1813 yılında İngiltere Yorkshire'da Rugby Park'ta sergilenmek için gönderildiğinde bir daha İspanya'ya geri dönmedi ve o tarihten beri İngiltere'de sergileniyor. Şimdi İngiltere'de 1914 yılında korkunç bir saldırıya uğruyor bu eser. Ruh hastasının biri elinde bir bıçakla sergiye geliyor ve Aynalı Venüs eserine büyük derecede hasar veriyor. O günden sonra detaylı bir restorasyona giriyor eser. Günümüzde daha iyi durumda ve Londra'da bulunan ulusal galeride sergileniyor. Velázquez'in bu eseri yaptığı dönemde Engizisyon bu tip eserlere bırakın para cezası vermeyi sürgün cezası bile veriyor. O dönem ve öncesinde yapılan çoğu Venüs eserinde Venüs figürü izleyiciye dönük bir şekilde ve onların gözlerinin içine bakacak şekilde resmedilirken Velázquez nedenli büyük bir deha olduğunu ispatlarcasına Venüs'ü arkadan çıplak bir şekilde gösterirken bir ayna vasıtasıyla yüzünün bir kısmını gösterdi. Böylece bu resimde Venüs seyirciyi değil, seyirci Venüs'ü izliyor. Hatta sanatçı izleyiciyi Venüs'ü dikizleyen bir konuma koyuyor. Siz sizden habersiz olan Venüs'ü arkasından görmüş hissine kapılıyorsunuz. Oğlu Eros'un tuttuğu bir ayna karşısında Sere serpe uzanmış olan Venüs'ün çok fazla mitolojik yönü vurgulanmamış. Bu da sahneyi son derece gerçekçi bir bakış açısına sürüklüyor. Barok sanat bu sefer doğaüstü güzelliğiyle bilinen güzellik tanrıçasını yeryüzüne indirgeyerek bizlere gerçek hayatta karşılaşabileceğimiz ama yine de gerçekliğinden şüphe edeceğimiz bir sahne sunuyor. Venüs'ün yüzü de bulanık, aynanın görüntüsünden çok anlaşılmasa da izleyici ilk bakışta Venüs'ü izlerken yakalandığını düşünüyor. Çünkü Venüs bizi son anda fark etmiş de aynadaki yansımadan onu izlediğimizi fark etmiş gibi hissediyoruz. Velázquez uzun yıllar saray ressamı olarak görev yaptığından bu resimde yine kraliyet ailesinin gözetimi altında yaptığı düşünülen bir resim. Peki Velázquez'in ayrıcalığı neydi? Aslında Velázquez saraydaki ilk günlerinden itibaren kral 4. Filip'in dikkatini çekmeyi başarmıştı. Kısa sürede kralın ve ailesinin çok sayıda portresini yapmaya başladı. Her yaptığı resimde de daha da yükseliyor ve kral ile olan ilişkisi de sürekli güçleniyordu. Bir süre sonra kral Velázquez'i ziyaret etmeye başladı başladığında aralarındaki dostluk resmiyet kazanmış oldu. O dönemde Philip kendini resmedebilecek tek ressam olarak Velázquez'i seçiyor. Yani Velázquez'ten başkası Philip'i resmedemeyecek. Hatta 1643 yılında Velázquez kraliyetin yapılarından bile sorumlu hale geliyor. Bir yandan da İspanyol kraliyetinin koleksiyonun başına gelmesi iş yoğunluğunun artmasına sebep oluyor. Ancak yine de elde ettiği imkanlar ve elde ettiği gelir oldukça yüksek. Tam bu yoğunluk döneminde sanatçının üretkenliği de oldukça azalıyor. Ancak bu dönemde yaratıcılığının arttığı çok ortada. Çünkü Aynalı Venüs tam olarak böyle bir dönemde ortaya çıkıyor. Muhtemelen Filipin metreslerinden birinin model olarak kullanıldığı bu eser kralın bizzat kendisi tarafından göz ardı edilmiş hatta bir istek üzerine yapılmış olabilir. Engizisyon dini bir mahkeme, çok katı kuralları olan dini bir mahkeme, özellikle orta çağda daha etkinlerdi. Özellikle orta çağ sonrasında bile 1400'lü yılların sonlarına kadar oldukça etkililerdi. Cadı avları bayağı bir meşhurdur bu anlamda ve Velázquez aslında bu Engizisyon mahkemesinin bu kadar güçlü olduğu bir dönemde Nasıl böyle müsteşem bir resim yapabiliyor sorusunun cevabı da aslında Philip ile olan ilişkisi. Resimde dikkat çekici noktalardan biri de Venüs figürünün teninin beyazlığı ve üzerine uzandığı örtünün siyahlığı. Siyah ve beyaz ile barok bir kontrast yakalayan sanatçının tek amacı bu değil, bizlere başka bir şey anlatmaya çalışıyor olabilir. Kral Filip'in bu dönemde metreslerini tiyatro sanatçıları arasından seçtiğine dair söylentiler var. O dönem tiyatro sanatçısı olan ve güzelliğiyle ünlü olan bir kadının siyah bir feracesi olması bu resimde kullanılan modelin bu tiyatrocu kadın olma özelliğini güçlendiriyor. Yani aslında burada Venüs'ü değil Kral Filip'in Tiyatrocu bir metresini görüyoruz, gizli bir aşkını görüyoruz. Yani Kral Philip bunu aslında engizisyondan da gizli, Velasquez'e özel olarak yaptırmış ve büyük ihtimalle herkesten saklayarak sadece ölene kadar kendi bakmış. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu seri elbette devam edecek hem de Venüs'te devam edecek. Bundan sonraki videolarımızın konusu Venüs'ün Mars'la olan ilişkisi olacak. Ama dediğim gibi araya dönemlere de devam edebilirim. Bir Paris salonu sergisi de yapabiliriz. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın, sanatta kalın.